Bu gece burada kalacağım Petrus Efendi. Gönlüm eğlenmek ister. Ne demek istediğimi anladınız mı? Anladım efendim. Madem gönlünüz öyle çekmiş, bu gece sizin için eğlencenin alasını hazırlatırım. Âlâ. O halde geç vakitte ben sizi aldırırım. Efendim, şimdi müsaadenizle. İçeride mi? Evet efendim. Hoş geldiniz Kaymakam Bey. Kaymakam efendi, yoksa geleceğimi haber almadınız mı? Aldık. Öyleyse niye makamınızda değilsiniz? Neden karşılamaya gelmediniz beni? Çok daha mühim işlerimiz vardı. Öyle mi? Öyle. İndirin ayaklarınızı. İndirin dedim, bu ne küstahlık? Sen kendini ne zannediyorsun kaymakam? Senin karşında kimin olduğunun farkında mısın? Ben manastır valisi Mazhar Paşa'nın mahtumuyum. Birinin oğlu olmak askerlikte rütbe değildir. Ama kim olduğunuzu biliyorum. Size Rum ve Bulgar çetelere karşı herhangi bir harekette bulunmamanız emredilmişti. Oysa öğreniyoruz ki Mazhar Paşa'nın emirleri hiçe sayılarak çetelerle çatışmalara girilip pek çok kişinin ölümüne sebebiyet vermişsiniz. Ölümünden üzüntüyle bahsettiğiniz kişilerin aylardır onlarca Müslüman kölünün canını alan, Devleti Osmaniye'yi parçalamaya çalışan caniler olduğunu unutuyorsunuz. Babamın emirleri gayet açıktı. Ben doğru olanı yaptım. Sizin vazifeniz kendi başınıza kararlar verip keyfi uygulamalara girişmek değil, babamın emirlerini yerine getirmektir. Sanıyorum çok kısa zamanda bu koltuğu işgal edemeyeceksiniz kaymakam efendi. Komutan bey, yakalanan çete mensuplarının manastır hapishanesine sevki için gerekli hazırlıkları yaptınız mı? Yaptık efendim. Güzel. Öyleyse Abdülbey, kolağız Abdülbey, eşkıyalar alıp manastıra dönebilir. Ne zaman gideceğime siz değil ben karar veririm. Ama şunu iyi bilin ki en kısa zamanda paşa babamla konuşup bu görevden azledilmenizi sağlayacağım. Henüz azledilmediğime göre size odamdan çıkma emrini verebilirim. Odamdan çıkın. Çıkın! Zarife iyidir değil mi? Zarife yok. Anasıyla bir akrabamıza Gündar'dır Baytar Efendi. İyi etmiş Ramiz Efendi. Ne kadar zor durumda kaldığınızı bileyim. Benim o akılsız torunumun yüzünden başınıza gelmedik kalmadı. Onu da bilin. Ama ne yazık ki özür dilemekten başka bir şey gelmeyelim de. Sen de bunu bil. Bileyim, bileyim. Bileyim. Saydan mı? Hiç kimse süt almay senden ha? Almaylar. Borcun da var değilsin. Peki ne yapacaksın şimdi ha? Düşündüm. Süt ineciğimle kamuşu satmaya karar verdim. Ne değilsin be more Ramiz Efendi? Alacaklılar der ödeyesin borcunu kısa zamanda. Başka çarem yok.